Herkese selam. Bugün çok çok hesaplı fiyatıyla öne çıkan Game Power Kyojin RGB Gaming mouse'u inceleyeceğiz. Game Power'a ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı da teşekkürlerimizi sunalım. Teknik özelliklere falan hepsine elbette değineceğiz ama bu mouse'ta en dikkat çeken şey dediğimiz gibi öncelikle fiyatı 129 TL'lik bir fiyat etiketi var ve bu fiyata sunduğu özellikler gerçekten oldukça iyi. Hemen incelemesine geçelim. Bakalım 129 TL'ye ne satın alabiliyoruz onu bir görelim. Kutu içeriğinden iki tane Game Power sticker'ı ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Zaten bir mouse'un kutu içeriğinden de çok fazla bir şey beklememek lazım. Tasarım mouse'u sahiliyle kullananlar için çok uygun. Elinizin altında kalan kısmın elinizi terletmeyecek yumuşak bir yapısı var. Ama bu yapının biraz parmak izi tuttuğunu da söylememiz mümkün. Bu sizin için önemli değilse zaten herhangi bir sorun da yok demektir. Yan taraftaki desenler parmağınızın kaymasını engellemeye yardımcı olmakta. Aynı zamanda mouse'u tasarım olarak daha zengin göstermiş. Mouse üzerinde toplamda 7 adet tuş var. İleri ve geri tuşları konum itibariyle baş parmağınızda böyle yanlışlıkla tıklayamayacağınız yerlerde. Hatta geri tuşuna basabilmek için parmağınızı da bayağı bir geriye hareket ettirmek zorundasınız. İleri tuşu daha küçük yapıda olmasıyla bu yanlışlıkla tıklanmayı da önlemiş. Scroll'in altında iki tane tuş görmekteyiz. Bu tuşlardan üstteki tuş DPI ayarları arasında geçiş yapmanıza yarıyor. Alttaki ise LED ışık ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlamakta. Mouse'un ofis modu ve oyun modu var. Ofis modunda alttaki tuş LED ışık ayarı yapmanıza yarıyor ama mouse'u oyun moduna aldığınızda bu tuş DPI ayarını düşürmenize yaramakta. Biraz sonra yazılımdan bahsederken bu konuyu ayrıntılı şekilde göstereceğiz zaten. Scroll'ü gerçekten çok beğendim. Tam istediğim yumuşaklıkta ve hızda diyebilirim. Mouse'un üstündeki Game Power logosu ve altındaki bu gördüğünüz iki kısım RGB destekliler. Ve çok güzel efektler atayabiliyorsunuz. RGB kısmına geldiğimizde göstereceğiz. 129 TL'lik bir mouse için RGB desteği gerçekten bayağı iyi olmuş. Görmüş olduğunuz bu üç kısım mouse'un elinizin altında çok rahat hareket etmesini sağlamakta. Güzel bir zemin ya da mousepad ile kullanım oldukça rahat. Onun dışında 1.8 metre uzunluğunda örgülü kablosu var. Bu örgülü kablo sürtünmeyi önlediği için kullanım esnasında daha rahat etmenizi sağlamakta. Sonuçta bu sürtünme yüzünden online rekabetçi oyunlarda istenilen atışları yapamamak tabii ki sinir bozan bir durumda olabilir. Zaten çoğu gaming mouse artık bu örgülü kabloyu da tercih etmekte. Evet, tasarımı oldukça beğendim. Benim gibi kocaman ellere sahip arkadaşlar da mouse'u kullanımda herhangi bir sorun yaşamayacaklardır. En azından ben yaşamadım avuç içimi dolduran ve değişik tutuş şekilleri için de uygun bir mouse. Tasarım tamam ama bakalım teknik özelliklerde tasarım kadar iyi mi? Şimdi o kısma geçelim. Game Power Kyojin RGB Gaming Mouse Sun Plus 199 optik sensöre sahip. Yüksek hassasiyete sahip bir sensör ve oyun oynarken size saçma sapan bir deneyim yaşatmıyor. Yani hamlelerinizde kesin doğruluğu yakalayabiliyorsunuz. 800 dpi'den 6400 dpi'ye kadar geçiş sağlayabiliyorsunuz. Default iken 2400 DPI'de olduğunu da söyleyelim. Mouse üzerinde 7 tuş olduğunu söyledik. Bu tuşlar yazılımla birlikte programlanabilir yapıdalar. Az sonra göstereceğiz. 125 Hz polling rate oranı var. Üzerinde Huana switchler bulunmakta. Ve 10 milyon tıklama ömürleri var bu switchlerin. Mouse'un fiyatı göz önüne alındığında bu değerinde kabul edilebilir olduğunu söylememiz mümkün. Mouse'un maksimum hızı ise 12G. Ağırlığı teknik özelliklerde belirtilmemiş ama ben kendim bir ölçüm yaptım. Kablo ile birlikte toplam ağırlığı da 110 gram geldi kendisinin. Huano Switch'lerden bahsedelim. Game Power bu Switch'lerin rekabetçi oyunlarda sizin beklentilerinizi tamamen karşılayacağını iddia etmekte. Mouse'un oyun için beklenilen en hızlı yanıt süresini sağladığını ve aynı zamanda 10 milyon tıklama ömrüyle dayanıklılığında hedeflendiği söylenmiş. Şimdi açıkçası evet rekabetçi oyunlarda ben de performansını beğendim. Tabi dediğim gibi mouse'u fiyatına göre değerlendirmemiz lazım ve fiyat göz önüne alındığında oyun deneyimi de gerçekten çok çok iyiydi. Kendisinden bekleneni verebilmekte. Ancak dayanıklılık konusunda 10 milyon tıklamanın çok üstünde ömürlü mouse'lar da var. Elbette fiyatları da ona göre yani bunu sürekli aklımızda tutmamız gerekli. Bütçe olarak en az 2-3 kat hatta belki daha yüksek fiyatlı mouse'lardan bahsediyoruz burada. Peki RGB desteğine geçelim bakalım RGB konusunda nasıl özelliklere sahip. Görmüş olduğunuz Game Power amblemi ile sağ ve sol alt kısım RGB destekliler. Scroll'de RGB desteği bulunmamakta yani bana gelen test ürününde bu noktada herhangi bir ışık yanmıyordu. Muhtemelen hepsinde böyle. Mouse Office modundayken üstte en gerideki tuş yani DPI tuşunun altındaki tuş RGB efektlerini ve renklerini değiştirmenize yaramakta. Bununla beraber DPI hızına göre değişen RGB ışıklandırmanın yanı sıra Yazılım sayesinde de RGB efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen yazılım üstünden de duruma bakalım. Sitesinden indirdiğiniz Game Power Mouse yazılımında dediğimiz gibi iki tane mod bulunmakta. Ofis modunda DPI tuşunun altında LED tuşu var. Fakat oyun modunda bu tuşlar DPI yükseltme ve DPI düşürmenizi sağlayan tuşlar olarak değişiyorlar. Advanced menüsünden ise mouse'un tüm DPI modlarında hangi DPI değerinde olmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında mouse'la ilgili tüm hız ayarlarınızı da gene advanced menüsünden yapabiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi yazılım üzerinden de RGB ayarlarınızı kontrol edebilmektesiniz. Işığı açıp kapatma, ışığın hızı, parlaklığı ve diğer tüm efektler arasında geçişleri bu noktadan sağlıyorsunuz. Artık kendi zevkinize göre siz kendiniz gerekli ayarlamaları buradan yaparsınız. Ama 129 TL fiyatlı bir mouse için RGB desteğinin gerçekten çok çok iyi olduğunu da söyleyebilirim tekrardan. Tabi yazılım sadece bununla da sınırlı değil. Tüm makro atamalarınızı da gene bu noktadan yapabiliyorsunuz. Gerekli tüm ince ayarlar yani kısacası her şey bu yazılım sayesinde yapılabilmekte. Mouse alan arkadaşlar sitesinden mutlaka bu yazılımı da unutmadan indirsinler. Evet şimdi mouse'u kullandığımız süre içindeki kendi kişisel tecrübelerimizden bahsedelim. Birçok oyun oynadım ve hatta inceleme bahanesiyle şu Warzone'a gelen yeni modlara falan bayağı bir takıldım bu mouse'la. Açıkçası bir süre sonra inceleme mouse'u olduğunu unuttum bile oyuna bayağı bir kaptırmışım kendisiyle. Her mouse incelemesinde söylüyorum elleri çok büyük olan biriyim ben ve bu yüzden her mouse'a tam uyum sağlamam da zor olmakta. Ellerime küçük gelen mouse'larla da oyun oynayabilmem tabii ki imkansız. Bu mouse elime tamamen uyum sağladı ve isterseniz farklı tutuş şekillerinde de yani pençe tutuş ya da parmak ucu şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Oyunlarda beni vuran olduğunda tamamen masum suçu benim suçum değil diyebileceğim bir şey yaşamadım. Kendisine iftira atmayalım. Ama tabii headshot yaptığımızda da bizim yeteneğimizi de inkar etmeyelim. Yani işin şakası tabii bu ama ben aslında bu mouse'u dediğim gibi fiyatıyla değerlendirmek istiyorum. Çünkü fiyatına oranla sundukları gerçekten çok çok iyi. Hatta bu fiyatla belki de en iyilerinden biri diyebilirim. 129 TL'ye bu ayarda mouse'u ben pek görmedim. Yani artıları baya bir fazla. Eksi yanı yok mu derseniz tuşların biraz parmak izi tuttuğunu söylemiştik. O da yapıdan kaynaklanan bir durum. Tabi sizi rahatsız etmezse herhangi bir sıkıntı da yok demektir. Başka da eksi yanını bulamadım. Çünkü dediğim gibi tamamen fiyatla doğru orantılı şekilde değerlendirmek istedim. Daha yüksek fiyata tabii ki daha iyi seçenekler olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Evet umarım bu mouse hakkında aklınızdaki soru işaretlerini yok ettiğimiz bir video olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizi gerçekten çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.